Merhaba arkadaşlar, günaydın. Güzel bir Kaliforniya sabahından sizlere ulaşıyoruz. Bugün bir misafirim var. Biliyorsunuz neredeyse bir aydır bir misafir çağırmaya çalışıyorum. Kimse cesaret edip de gelemiyor misafir olmaya. Fakat İlker Bey'i ikna ettim. İlker Bey tamam dedi, geleceğiz dedi. Ayıp ediyorsun dedi, ne demek dedi. Ve Amerika'da sigorta ile ilgili konuları konuşmak için İlker Bey'le bu pazar günü sizle ulaşıyoruz. Los Angeles saatiyle sabah 9, Kaliforniya 9 sabah, New York saatiyle öğlen 12. Bütün arkadaşlara bu konuda bilgi vermek amacıyla bulunduk. Şimdi İlker Bey'le işlemle konuşmaya başlamadan önce kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız İlker Bey? Sağ olun Yaşar Bey, teşekkür ederim. Öncelikle herkese günaydın, iyi günler. Davetiniz için teşekkür ederim. Programımızın ilk konuğu olmak büyük bir ayrıcalık. Umarım bundan sonra daha değerli konukları ağırlarsınız programınızda. İnşallah, bakalım. Yani böyle bir atılım, bir defa bir yapıldığını bir görsün arkadaşlar. Ondan sonra da diğer canlı yayınlara, diğer programlara katılacaklarını umut ediyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi videoya yavaş yavaş katılanlar var. Bu katılanlardan ricamız beğenmeniz, paylaşmanız ve bu videoları çevrenizdeki arkadaşlarınızın teker teker görmelerini sağlamanızı rica ediyoruz. Evet İlker Bey, kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Kimsiniz, nesiniz, evet. Niye ben sizinle bu programı yapıyorum? İsmim İlker Yıldız. Ben de Los Angeles, Güney Kaliforniya'dayım. Yaklaşık 11 yıldır Amerika'dayım. Yaklaşık bunun 5 senesi de sigorta sektöründeyim. Insurance broker'ım, yani sigorta adı altında her türlü hizmeti veriyoruz. Biz özellikle Amerika'nın 9 eyaletinde lisanslarımız var. Merkezimiz Orange County, Güney Kaliforniya'da bir acenta, sigorta acentası. Fakat 9 eyalette araç sigortasından, işte ev sigortasına, ticari sigortalardan, sağlık sigortasına, hayat sigortasına kadar yaklaşık 25 farklı firma ile çalışıyoruz. Yani 25 farklı firma ile sigorta işlemi yapıp insanlara lokalde ve bu 9 eyalette sigorta ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. O şekilde. Evet, şimdi 9 eyalette dediniz. Biz tabii eyalet bazlı olarak burada bu görüşmeyi, konuşmayı yapmayacağız ama daha çok ağırlıklı olarak genel bilgiler üzerinden konuşalım. Böylece evet. Amerika'da bütün eyaletlerde, 50 eyalette yaşayan vatandaşlarımız, arkadaşlarımız detaylı bir şekilde bilgi sahibi olsunlar. Bunun üzerine de sigorta yapma durumu olursa ileriki aşamada sigortalarla ilgili karşılaşacakları durumları önceden bilmiş olurlar. Ona göre hareket etmiş olurlar. Tabii. Peki, şimdi ilk olarak şeyi sorayım. Sizin ihtisas alanınız hangi sigorta? Ne çeşit sigorta konusunda daha ağırlıklı çalışıyorsunuz? Evet. Şöyle, normalde ben sigorta sektörüne girerken ilk önce hayat sigortası ile başladım. Hayat sigortası ve sağlık sigortası. Çünkü sigorta sektöründe Amerika'da sigortacı olabilmeniz için bir lisans almanız gerekiyor. Ve lisanslarda branşlarına göre farklılık arz ediyor. Mesela sigortada hayat ve sağlık sigortasının bir lisansı var. İşte araç, ev ve ticari sigortaların ayrı bir lisansı var. İkisinin ayrı bir sınav ve sertifika süreci var. Tabii ben ilk önce sektöre hayat ve sağlık sigortasıyla başladım. İlk önce onların lisansını aldım ve ağırlıklı işim o alandaydı aslında. Sektöre ilk girdiğim zaman. Fakat zamanla hem müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda hem de bu alanda daha bir açık olduğunu fark ettiğimden dolayı insanlara, yani sigorta sektöründe her türlü hizmeti verebilmek adına ben sonrasında, yaklaşık 2 yıl sonrasında diğer lisansı da aldım. Dolayısıyla şu an araç, sağlık, hayat, ev, bütün ticaret, bütün sigortaları yapabiliyoruz. Yani ağırlıklı dediğiniz zaman hangisi? Hepsi diyebilirim. Yani ama şöyle bir güzellik var. Ben zaten amacım oydu. Yani bir insanın sağlık sigortasını yaptığım zaman o insan bana araç sigortasıyla alakalı bir soru sorulduğu zaman, danışabildiği zaman cevap verebilmek isterdim veya ona yardımcı olabilmek isterdim o konuda. Onu da yapıyorum. Dolayısıyla birisinin araç sigortasını yaptığım zaman ev sigortasını da yapıyorum. Aynı zamanda o insanın bir sağlık sigortası ihtiyacı oluyor. Ona da yardımcı olmaya çalışıyorum. Dolayısıyla
bütün sigortaları yapabildiğimiz için aslında hepsi bizim alanımız oluyor. Ama tabii Amerika'da araç sigortası yani ekmek sütü gibi herkesin bir aracı var. Dolayısıyla en çok hangi sigortayı yapıyor derseniz sanırım araç sigortası diyebilirim. O şekilde. Peki o zaman benim kafamda listelediğim sigorta çeşitleri vardı ve böyle bölüm bölüm bu sigorta çeşitlerini konuşmak istemiştim. Yani daha doğrusu size soracağım, siz cevap vereceksiniz. Benim aklıma takılan bir soru varsa o açıklamada onu tekrar size soracağım diye düşünmüştüm. O yüzden ilk olarak ilk 5-10 dakikayı oto sigortası üzerine konuşalım öyleyse. Oto sigortası ile ilgili olarak hani genel manada bilmemiz gerekenler neler? Evet. Şimdi sigorta firmaları bir araç sigortası yaparken aracın değerinden ziyade kimi sigortalıyor? Yani sürücü kim? Ona bakıyor. Yani fiyatlandırmayı da aslında araç sigortasında en önemli etken sürücünün kim olduğu. Dolayısıyla o sürücünün yaşı, ehliyet geçmişi, yaşamış olduğu zip code, bölge, alan, ondan sonra geçmişteki kazaları, cezaları, özellikle geçtiğimiz son 3-5 yıl içerisinde ciddi kaza cezası varsa bu tarz şeyler sigorta ödemelerini etkileyen etkenlerden bazıları. Dolayısıyla o yanılgı oluyor aslında insanlarda. Yani mesela aynı iki arkadaş, ikisinin de aynı arabası var, yaşları aynı. Fakat birisi 100 öderken diğeri 200 öder. Niye? Diğeri işte bir kazası olmuş oluyor, cezası olmuş oluyor geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde. Dolayısıyla sigorta firmaları ona daha yüksek fiyat sunuyorlar. Hemen burada araya gireceğim. Evet. Belki detaya girdiğinizde bu konuları daha böyle bir açıklayacaksınız ama benim aklıma ilk gelen soruyu hemen sormak istiyorum. Tabii. Benim arabam var, sigortam da var. Ben bu arabayı vatandaş Ahmet'e verdim. Vatandaş Ahmet arabayı sürerken kaza yaptı. Burada sorumlu kim? Evet. Sorumlu şöyle. Eğer o vatandaş Ahmet sizin dostunuzsa ve siz ona izninizle aracınızı verdiyseniz ve aynı evde yaşamıyorsanız o kişiyle, kaza yaptığı zaman sizin sigortanız o kazanın masrafını öder. Yani siz sigortalıymış gibi Ahmet'in kazasının masrafını öder. Sorumlu kazadan dolayı Ahmet'in ehliyetine işler o kaza. Yarın bir gün kendisi sigorta alırken sigorta firması onu riskli sürücü olarak görür ve onun fiyatlandırmasını yüksek verir. Ama sizin poliçeniz o kazanın masrafını, zararını öder. Evet, sorumlu yani o zaman peki vatandaş Ahmet'in kendi arabası da var, kendi sigortası da var. Ayrı bir sigorta ama yine benim arabayla kaza yaptı. Evet. İlk önce kanun olarak, şimdi şöyle Kaliforniya üzerine ben net konuşuyorum. Bazı eyaletlerde eyaletlere göre ufak tefek kanunlar değişebilir. Ama sigortada araç takip edilir. Yani ilk önce aracın sigortası varsa aracın sigortası devreye girer. Eğer aracın sigortası yoksa vatandaş Ahmet'in kendi arabasının kendisinin bir sigortası varsa o sigortasını kazayla alakalı devreye sokabilir. Ama kanun olarak ilk önce aracın sigortası takip edilir. O zaman anladığım şey şu. Benim arabam var. Ben arabayı sigortalayacağım. Bana bakıyorlar. Diyorlar ki Yaşar Dağlar işte kriterlere bakıyorlar. Yani hiç kaza yapmış mı? Kredi skoru iyi mi? Vesaire bunları bakıyorlar. Baktıktan sonra benim üzerimden arabayı sigortalıyorlar. Doğru aynen mu? Evet. Doğru. Okey. Tamam. Böylece arabada sigortalanmış oluyor. Aynen. Ama herhangi bir kaza anında kazayı yapan kişiye değil, arabanın sigortasına doğal olarak benim sigortama yansıyor işlem. Evet. Ama sizin sigortanızı sigorta firmasına göre değişebilir. Arttırmaz sigorta firması. Kaza yapan siz değilsiniz çünkü. Ama evet. Kaza yapan kişinin kendi sigortasını arttırır. Çünkü o ehliyetin driver license yani rekoruna girer. Rekoruna girer. Dolayısıyla sizin sigorta etkilemez ama sizin sigortanız öder. Şimdi biraz önce bir şey söyledim. Aynı evde yaşamaması gerekiyor. Şöyle sigorta firmaları
aracı sigortalarken o evde yaşayanların, daha doğrusu o araca aksesi olan insanların, o aracı kullanması muhtemel olan insanların ya poliçede sürücü olarak o ekli olmasını isterler ya da exclude, yani bu aracı kullanmayacak olarak poliçede exclude etmek isterler ki sigorta firması o riski alabilsin. Dolayısıyla şimdi zaman zaman çok nadiren bir arkadaşınızın işi görülsün diye aracınızı verdiyseniz ve arkadaşınız kaza yaptıysa o yüzden sigorta firması öder. O arkadaşınız sizin sigortasında sürücü olarak ekli olmasına gerek yok. Ama bir arkadaşınız sizle yaşıyor, iki arkadaşsınız. Aynı evde yaşıyorsunuz ve o arkadaşınız sizin sigorta poliçenizde ekli değil ve sizin aracınızı kullanırken kaza yapıyor. O zaman sigorta firması o arkadaşınızın sizle beraber yaşadığını anlarsa kaza sonrası o claim prosesinde sorun çıkarabilir. Çünkü der ki sen bu kişiyi bize bildirmedin. Çünkü sigorta poliçesi yaparken sigorta firmaları sorar. Bu evde kimler yaşıyor? Dolayısıyla onu ya kullanmayacak olarak exclude etmesini ister. Ki exclude ettiği zaman o kişi kaza yaparsa zaten karşılamaz sigorta firması. Sen önceden bunu bize exclude etmişsin, söylemişsin diye. Benim başıma şöyle bir olay gelmişti. Benim bir arkadaşım bizim evde yaşamıyor. Alakası bile yok. Ama bir gün sigortadan bana mektup geldi. Dedi ki işte bu kişi sizin evde yaşıyor mu? Ona göre sigortanızı netleştireceğiz. Aradım tabii sigortayı. Dedim yani bu kişiyi ben tanıyorum. Bu benim arkadaşım ama bizimle hiçbir şey alakası yok. Evde yaşamıyor. Bu konuyla ilgili hiçbir şeyimiz yok demiştim. Onlar da okey bize bir belge imzalayıp yollayın dediler. O belgeyi imzaladım, yolladım ben burada yaşamıyor diye. Ama arkadaşım yani tanıyorum yani böyle birbirimizle görüştüğümüz bir kişiydi. Benim adresime nasıl geçmiş bilemiyorum ama sonuçta sigorta böyle bir yazı yolladı. Demek ki o sebepten dolayı hani evet. Bu kişisinde yaşıyor mu yaşamıyor mu o yüzden dolayı sordu demek ki. Bu arkadaşınız muhtemelen zamanında bir sigorta teklifi alırken sizin adresinizi kullanmış olabilir. Dolayısıyla sigorta firmaları poliçe yapmadan önce ehliyet numarasından bir rapor lan eder. Dolayısıyla hani o zaman görür. Hani o evde kimler, o adreste kimler yaşayabiliyor işte veya işte bütün raporu oradan almaya çalışır. Sigorta firmaları third party bir şeyle çalışır, bir software, bir programla. Oradan bütün raporları çekerler. Ona göre eğer fark ederlerse öyle birisi olduğunu, evet siz de çekerler yani. Evet. Hemen bir soru geldi. İki farklı state'de, iki farklı eyaletlere adresi olan birisi sigorta fiyatı ucuz olan eyaleti tercih etmesinde sakıncalar var mıdır? Evet, şöyle, araç hangi eyalete kayıtlıysa sigortanın o eyalette olması önemli. Diğer türlü DMV ile sorun çıkabilir. Makul olabilir ama bunda aracın sigortalı DMV plakası nereye kayıtlıysa o eyalete sigortasını yaptırmalı. Çünkü bu tarz şeyler hani save etmek için denenebilir ama bir kaza zamanında insanların başı ağrabilir. Bir de sigorta firmasına göre çok şeyler değişebiliyor. Büyük firmalar mesela çok ufak tefek şeyleri takmıyor. Hemen kaza sonrası belki çek yazıp gönderebiliyor. Ama eğer sigortanız farklı ufak bir firmadansa çok böyle claim zamanında aşırı soru sorarlar. İşte böyle bayağı bir uğraştırırlar sizi. Bu soruya da mesela ben olsam o riski almam. Çünkü aracın hangi eyalete kayıtlıysa zaten oradan sigorta olması gerekiyor yani. Geçici olarak peki. Mesela insanlar taşınıyorlar. İşte mesela Kaliforniya'dan Texas'a insanlar taşınıyorlar. Olabilir. Bir süre, 2 ay, 3 ay oraya işte yerleşesiye kadar aracı hala Kaliforniya plakalı ve aracın sigortası da hala Kaliforniya adresli olabiliyor. Fakat bir süre sonra zaten mecburen geçiş yapması gerekiyor. Evet. Peki daha diğer sigortalar olduğu için hemen bunu son bir soru soracağım araba sigortası ile ilgili. Ondan sonra diğer sigorta çeşitlerine geçeceğiz. Araba sigortasını yaparken bize aylık ödeme planı çıkartıyor sigorta firması. Bu aylık ödeme aylık ödeme çıkaracağı zaman bize şey yapıyor. Sorular soruyor. İşte neler soruyor?
Evet, neler soruyor ve ne cevap vermeli, ne cevaplar gerekiyor onları size soralım şimdi. Evet. Şimdi normal her sigorta firmasına kesin soracağı şeyler isim, işte adres bilgisi, ehliyet numaranız, doğum tarihi. Bunlar must yani olması gereken şeyler. Ev adresiniz ve arabanın işte VIN numarasıdır. Arabanız lease veya finance'ini, arabanız kimin üzerine gibi klasik. Bütün sigorta firmaları bunları sorar. Buna ilaveten bazı sigorta firmasının bazı alanlara vermiş olduğu indirimler var. Mesela bazı sigorta firmaları, bizim çok firmayla çalışıyoruz biz. Mesela mühendis, işte doktor, işte öğretmen gibi bazı alanlara indirimler veriyor. Dolayısıyla sigortacınız veya sigorta firması size sorabilir. İşte ne iş yapıyorsunuz? Veya mezuniyetiniz hangi alanda? Üniversite diplomanız. Mesela işte scientist, işte fizik, kimya, biyoloji, matematik mezunuysanız bazı sigorta firmaları özel indirimler verebiliyor. Yıllık 100-150 dolara kadar varan indirimler olabiliyor. Aynı zamanda şu çok önemli, araç sigortasını geçmeden. Mesela herkes bir evde yaşıyor. O evin, eğer ev sahibi evin işte mortgage'ı varsa mutlaka bir home owner insurance yapıyorsunuz. Ev sigortanızda araç sigortanız işte aynı sigorta firmasından yapmaya çalışabilirsiniz. Sigorta firması sorar, ev sigortanız var mı? Araç sigortasını yaparken size sorabilir, ev sigortanız var mı? Kiracı mısınız, ev sahibi misiniz? Kiracıysanız mesela renters insurance var, kiracı insurance. Çok ucuz bir insurance. Ama araç sigortanızı yine ya %2, %3 oranında yıllık indirir. Dolayısıyla bu tarz bir ilave sigorta firmasının size indirim sunabileceği şeyler sorabilirler. Peki asıl merak ettiğim şey şu. İşte 100 bin dolara kadar, işte 200 bin dolara kadar PIP insurance vesaire falan, onları çok detaylı bilemediğim için soramıyorum. Hani şu ne manaya geliyor, bu ne manaya geliyor, deductible'lar falan var. Bunlarla ilgili bir şey yapabilir misiniz? Şimdi iki farklı araç sigortası oluyor. Ona değinelim. Bir tanesi liability. Bunun Türkçe karşılığı zorunlu trafik sigortası. Yani araç Evet. aitse, aracın bir borcu, kredi borcu yoksa, lease veya finance değilse, aracı siz sadece zorunlu, o eyaletin kanunu gereği limitleri neyse, her eyaletin minimum limitleri var. Liability limitleri. Sadece ve ucuz bir sigorta bu. Onu alabilirsiniz. Bu neye yarıyor? Bu sizden dolayı bir kaza olursa, yani suçlu siz olursanız, sizin sigortanız karşı tarafın zararını karşılıyor. Ama sizin aracınızın hiçbir şeyini karşılamıyor. Çünkü suç sizde ve bu sorunlu trafik sigortası. Bir de kasko olan tarafı, yani full coverage. Bu da çok bilinen, o tabir kullanıyoruz, full coverage. Aslında comprehensive ve collision deniyor ona içerik olarak. O da kaskoluyorsunuz aracınızı. Yani araç yansa, çalınsa, park halinde birisi vursa, kaçsa, üstüne bir şey düşse veya siz vursanız karşı tarafı karşıladığı gibi sigortanız, aynı zamanda kendi aracınızın da hani sigorta firmasının karşıladığı bir poliçe. O da full coverage. İki farklı şekilde araç sigortası yapılıyor. İşte bir liability kısmı var. Bir de işte comprehensive collision dedikleri full coverage kısmı var. Aynı zamanda ilaveten işte roadside assistance dedikleri yol yardımı, işte kaza sonrası araç tahsis etmesi için firmanın rental car opsiyonu gibi poliçenizi daha zenginleştirebiliyorsunuz. Tabii onlara ekledikçe aylık ödemeniz artıyor. O şekilde. Peki bir de şöyle bir durum var. Bir kaza anında ilk 500 doları ben ödüyorum, gerisini sigorta ediyor. Veya ilk 2000 doları ben ödüyorum, gerisini sigorta ödüyor. Bunun şeyi ne, özelliği ne? Nedir bu Evet. konu? O term'e deductible deniyor. Bu deductible sigortada, sağlıkta da var, evde de var, araçta da var. Bu deductible sizin ödemekle sorumlu olduğunuz limit demek. Yani o liability yaparken yok öyle bir şey zorunlu trafik sigortasında. Ama kasko full coverage yaparken işte oraya bir deductible rakamı koyuyor sigorta firması veya sigortacı, ama onu size danışıyor. Mesela diyor ki isterseniz, daha doğrusu şöyle, mesela aracı lease veya finance yaparken lease veya finance yaptığınız firma size der ki minimum işte 1000 dolar deductible olması gerekiyor. Minimum 500 dolar deductible olması gerekiyor gibi size bazı şartlar verir. Sigorta şartları o arabayı size verirken. Dolayısıyla size sigorta yaptırırken mesela benim minimum requirement'larım, limitlerim bunlar olması gerekiyor dersiniz. 500 dolar deductible bu şu demek. 500'ü yaptırırsanız eğer.
sizden dolayı bir kaza olursa, mesela bir senaryo, kırmızı ışıklarda duran birisine arkadan vurdunuz yavaşlığına. Kaza claim açıldı. Hasar tespiti yapıldı. Siz suçlusunuz. Karşı tarafa vurmanızla işte $3,000 karşı tarafın bir masrafı olacak. Sizin sigortanız karşı tarafın masrafını ödüyor. $3,000 net. Sizin aracın hasarını tespit ediyorlar. Arkadan vurduğunuz için $750 masraf çıkıyor. Sizin poliçenize bakıyorlar. Poliçenizde eğer deductible'ınız 500 ise sigorta firması sadece $250 diyor. O $500 ödemiyor. Çünkü $500 kadar olanı siz ödemeniz gerekiyor. Sizin ödemeniz de, siz ödemekle mükellefsiniz o rakama. O eğer 1000 ise deductible'ınız, hiçbir şey ödemiyor sigorta firması. Niye? Çünkü masraf 750. O sizin limitinizin altında kalıyor. Dolayısıyla deductible'ınızı ne kadar düşürürseniz, mesela 500, 250, 100 gibi aylık ödemeleriniz o kadar çok artar. Çünkü siz sigorta firmasına o kadar çok fazla yükümlülük veriyorsunuz. Yani sigorta firması daha fazla yük alıyor sizden. Dolayısıyla aylık ödemeniz de o oranda yükseltiyor. O yüzden ona siz karar verebilirsiniz. Eğer lease veya finance firmanızın bir requirement'ı yoksa, genelde en yaygın olanı 1000 veya 500'dür. Ama 2500'e kadar çıkartabilirsiniz. Aracınız pahalıysa o riski alabilirsiniz. Dersiniz ki ya işte ufak tefek mesela işte 300, 500, 1000 dolara kadar olan şeyleri ben kendi cebimden öderim veya ödemem, arabayı o şekilde sürerim derseniz deductible'ınızı yüksek tutarak aylık ödemenizi düşürebilirsiniz. Peki hemen bir soru var, okuyalım. Sigorta almadan önce en çok dikkat etmemiz noktalar nedir? Bazen agentlar, sigortacı ajantaları sakladığı ince detaylar var mıdır? Bunlar nedir varsa? Yani değindim aslında biraz önce. Şöyle, yani çok bazı, ben bazen karşılaşıyorum. Soru soruyorum insanlara işte üniversite mezunluğunuz ne alanda falan. Ne alaka diyor insanlar, niye soruyorsun bunu? Ama bildiğimiz bir şey var yani. Hani oradan bir indirim sunabilir miyiz diye. Dolayısıyla bu net bir şekilde isteklerinizi hani ya daha doğrusu kendinizi istekleri bildiri verin. Hani ev sigortanızda araç sigortanızı mesela birleştirmeye çalışın. O indirim büyük bir indirim. Evde birden fazla aracınız varsa hepsini bir sigortada toplayın. Çok önemli. Bazı insanlar işte 3 aracı var. Bir aracı bir sigorta firmasında, 2 aracı bir sigorta firmasında. Hepsini bir araçta toplayın. Mesela ne kadar çok aracı bir araçta bir poliçede toplarsanız o kadar çok indirimli olur. İşte eviniz, aracınız varsa ikisini bir aynı sigorta firmasından yapın. Bu şekilde daha fazla indirim alın. Ondan sonra sigorta yaptıracağınız firmanın sunmuş olduğu indirimleri bilin. Ona göre teklif alın. Mesela internetten baksanız, Google'da yazsanız o sigorta firması belki siz ne bileyim hani Türkiye'de bir mühendislik mezunsunuzdur. O işe yarayabilir burada. Bazı sigorta firmaları var, yıllık dediğim gibi 100-150-200 dolar sadece işte indirim sunuyorlar. Mesela onu sorabilirsiniz. Ben şu mezunuyum, buna bir indirim var mı gibi. O tarz şeyler. Evet. Bunlar dikkat edilebilir yani. Peki. Şimdi araba sigortasını ayırdığım vakiti doldurdum. Buradan evet, sağlık sigortasına geçiyorum. Evet. Sağlık sigortası Amerika'da Obama'dan sonra Obamacare dediğimiz bir sağlık sigortası işleme girdi. Burada evet, kimseyi sigorta firmaları geri çeviremiyor. Herkesi sigortalamak zorunda. Evet. Şimdi sağlık sigortası, ben mesela kendim sağlık sigortası yapacağım zaman giriyorum programa. Benim önüme 10 tane, 20 tane şey çıkartıyor, seçenek çıkartıyor. Hepsi çok karışık. Kafam tam hepsini şey yapamıyor. Bu konuda nedir yani bizim önemsememiz gereken noktalar? Sağlık sigortasında nelere bakmamız lazım? Nelere göre hareket etmemiz lazım? Yeter Bey, aslında bu sağlık sigortası başlı başına bir alan. Belki bir programı dolduracak kadar böyle bir içeriği olan bir konu. Bahsettiğiniz gibi yani 2013 yılından sonra Obamacare Affordable Care Act adı altında geçen, şu an en son sağlık kanunu okunuluyor. Bunda da dikkat edilmesi gereken noktalar, unutmadan belki unuturum diye söylüyorum. Şu an Amerika'nın her yerinde, her eyaletinde 15 Ekim, 1 Kasım, bazı yerlerde 1 Ekim'de sağlık sigorta kayıt dönemi başladı veya başlayacak. Unutmadan bunu söyleyelim. Yani sigortada, sağlık sigortasında bir kayıt dönemi var. Yıl içerisinde eğer zorunlu bir
mazeretiniz yoksa, bunlara special event deniyor. İşte evlenme, boşanma, taşınma, vize değişimi tarzı 12 tane special event var. Bunlardan bir Çocuk doğması. tane gibi aynen. Bunlardan bir tanesi olmazsa yıl içerisinde sağlık sigortası alamıyorsunuz. Dolayısıyla sağlık sigortalarının bir kayıt dönemi var. Bu kayıt dönemi de eyalete göre değişmekle birlikte 1 Kasım'da çoğu eyalette başlar. 15 Aralık'a kadar devam eder. 45 gün içerisinde kaydınızı yaptığınız zaman 1 Ocak'ta sigortanız aktif olur. Bazı eyaletlerde ilaveten bir ay daha uzatma süresi verirler. O da Ocak sonuna kadar devam eder. 1 Şubat'ta başlar. 1 Şubat'tan sonra dediğim gibi bu 12 tane kayıt special event'ten bir tanesi olmazsa kayıt yapılamıyor. Ona dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi bu sağlıkta da önümüzde 3 tane seçenek çıkıyor. Bir tanesi Medicare dedikleri. Kaliforniya'daki ismi Medical. Bu tamamen devlet tarafından verilen ücretsiz sağlık sigortası. Eyalete göre sizin yani eyalete göre eligible olmanız değişebilir. Niye? Devlet bunu size verirken bir gelinize bakıyor. Aile kişi sayısına bakıyor. Yaşadığınız bölgeye bakıyor. Örnek verelim. Kaliforniya'da 4 kişilik bir ailenin yıllık geliri 29 bin doların altındaysa bu aile, 4 kişilik aile bu medical, Medicaid'den yararlanabiliyor. Devlet tamamen ücretsiz sağlık sigortası veriyor. Vergisi de verilir income'ınız. Kaliforniya'da 29 binken Amerika'nın orta ufak bir eyaletinde bu limit daha aşağı düşebilir. 20 bine, 15 bine vesaire. Bir, sağlık sigortası ihtiyacı olan insanlar vizesine göre burada bir oturumu varsa Amerika'da ve geliri düşükse o eyaletin gelir seviyesi o limiti Medicaid limiti neyse onu da öğrenerek ona başvurabilir. Tamamen ücretsiz alır sağlık sigortasını. Bunda kayıt dönemi yok Yaşar Bey. Önemli. Medicaid'de yıl içerisinde başvuru yapabiliyorsunuz. Bunun bir üstü eğer baktınız ona eligible değilsiniz. Orta seviyede bir ailesiniz. İşte 50-60 bin dolar geliriniz var. 4 kişilik bir ailesiniz. Onda da işte bu Obamacare'e giriyorsunuz. Obamacare genel ismi. Eyalete göre farklı isimleri var. Kaliforniya'daki Covered California. İşte healthcare.gov vesaire galiba. Healthcare.gov bazı eyaletlerde web sitesi. Oraya girerek oradan başvuru yapılabiliyor. İşte bütün sistem size bilgiyi soruyor. Aile kişi sayısını, işte geliriniz vesaire. Ona göre devlet size aylık kredi veriyor. Yani şunu diyor devlet, tamam diyor sizin geliriniz yıllık 50 bin dolar, 4 kişilik ailesiniz. Şu county'de, bölgede yaşıyorsunuz. Ben diyor sizin ailenizi aylık diyor 500 dolar kredi veriyorum. Tax credit bu. Dolayısıyla o aile ondan sonra o almış olduğu kredi 500 dolar cepte. Sistem bütün planları gösteriyor. İşte orada artık sigorta firmaları önüne çıkıyor. İşte, Evet, zurnanın zırt dediği yere geldik. evet. Şimdi ben o programlara bakıyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Evet. Yani Nedir yani, anlamamız gereken ne oradan? Baktığımda neyi görürsem, ha tamam, benim istediğim paket bu, güzel paket diyebiliyorum. sağlık sigortasında çıktığınız zaman Obamacare'e veya normal bir sağlık sigorta sistemine girdiğiniz zaman önünüze 4 tane plan opsiyonu çıkar. Bunlar bronze, en taban, silver, gold ve platinum. 4 kategori verirler size. 4 kategori sunar bütün sigorta firmaları. Bronze en ucuz olan. Yani aylık ödemeniz en düşük. Fakat hastaneye gittiğiniz zaman bir tedavi sonrasında size en çok fatura çıkartılacak plan. Bronze plan. Bir üstü silver. Biraz daha kapsamlı. Mesela şöyle örnek vereyim. Bronze planınız varsa aylık ödemeniz belki 100 dolardır devletin vermiş olduğu krediden sonra. Ama doktora gittiğiniz zaman sadece doktor görmeye 65 dolar muayene ücreti verirsiniz. Silver planınız varsa aylık ödemeniz belki 150 dolara çıkar. %150'ye çıkar. Ama doktora gittiğiniz zaman 40 dolar verirsiniz. İşte Gold'a çıktığınız zaman 250 ödersiniz aylık ama 25 dolar doktor muayene ücreti ödersiniz gibi. Platinum'da da 10 dolar ödersiniz. Ama aylık ödeminiz yükselir. Orada karar verirken Yaşar Bey insanların dikkat etmesi gereken sağlık durumu ne? Nasıl yani? Sağlıklı birisi mi? Genç birisi mi? Doktora ne sıklıkla gidiyor? Dolayısıyla ben her zaman şunu tavsiye ediyorum insanlara. Eğer gençsiniz, eğer çok sağlık probleminiz yoksa, çok sık doktora gitmiyorsanız en azından bronz planı tercih edebilirsiniz. Niye? Her planın bir üst limiti var. Mesela bronz planda bu limit 6.300 dolardır.
6.300 dolara kadar siz ödemeniz gerekir. 6.300 doları sigorta firması öder. Acil bir şey olsa, bir ameliyat, bir operasyon geçirseniz bronz planda maksimum ödeyeceğiniz rakam 6.300 vardır. Dolayısıyla o rakamı verebilecek birisiyseniz aylık ödemelerinizi düşürmek amacıyla bronz plan tercih edebilirsiniz. Ama mesela bir doğum bekliyorsunuz, bir işte ameliyat olmanız gerekiyor ve bunu biliyorsunuz siz. Ve şu anda kayıt dönemi mesela. Dolayısıyla Ocak, Şubat, Mart'ta bir işte doğum, bir operasyon, bir ameliyat vesaire olacaksanız direkt mesela Gold veya Platinum en top, en iyi planı almalı ki tamam aylık ödemeniz belki 100-200 daha fazla olur ama bir ameliyat sonrası sigorta firmasının size sunacağı fatura çok daha ucuz olur, çok daha az olur ve karlı olursunuz. Dolayısıyla orada tercih yaparken insanların sağlık durumu ne, nasıl, yani ona göre tercih etmeli. Tabii bütçe de önemli. O şekilde. Peki deductible dedikleri bir şey var. Co-insurance dedikleri, co-pay dedikleri şeyler var sigortalarda, evet. Sağlık sigortalarında. Bunları nasıl algılamalıyız? Çünkü evet. Ben gidiyorum doktora, doktor diyor ki sen diyor 5 dolar vereceksin. Veriyorum, muayene yapılıyor vesaire. Eve geliyorum, peşinden 2 hafta sonra bir de fatura geliyor işte şu kadar daha ödeyeceksin diye. Evet. Yani ödüyoruz, sıkıntı yok da ama niye ödüyoruz, nedir bunlar? Şimdi tam tabir yani oluyor mu bilmiyorum, bir ayakta tedavi, işte bir de yatarak tedavi, yani Türkiye'de öyle termler var. Burada mesela deductible olayı sağlık sigortasında yatılı bir operasyon geçirirseniz aslında devreye giriyor. Veya bir acilden girdiniz, müdahale ettiler size, acilde biraz kaldınız gibi. Ama ayakta tedavi kısmı mesela işte gripsiniz, bir doktor görmeniz gerekiyor. Randevu alıyorsunuz doktorunuzdan, gidiyorsunuz co-pay dedikleri muayene ücretidir co-pay. İlk önce ofisine girdiğiniz zaman doktorun oradaki sekreteri size sigorta kartınızı sorar, gösterirsiniz. Der ki sizin 40 dolar der. İlk önce bir orada co-pay, doktor visit ücretini sizden alır. Ondan sonra girersiniz, doktor muayene eder. Eğer size bir laboratuvar işte order verirse veya işte bir röntgen vesaire, onların da planınıza göre ayrı ücretlendirmesi olur. Sonra bir mesela reçete yazarsa gidersiniz eczaneden alırken yine planınıza göre size onun da ödemesi ayrı olur. Sigortanız ne kadar karşılıyorsa. Ama deductible kısmı dediğim gibi nasıl araç sigortasında kaza zamanında size ödemeniz gereken kısımsa sağlık sigortasında aynı şekilde ama deductible yatılı bir operasyonda. Bir de çok bilinen bir term, out of pocket dedikleri bir term var sağlık sigortasında. Cebinizden ödeyeceğiniz maksimum rakam demek. Şimdi deductible var, evet. Bir de out of pocket var. Out of pocket yıl içerisinde. Yani Ocak 1'de başlıyor. Aralık 31'e kadar yıl içerisinde belki 5 defa bir operasyon geçiriyor olabilirsiniz. Out of pocket limitiniz neyse ona hit ettiği zaman yıl içerisinde doktor ücretleriniz bütün hepsini topluyor out of pocket'te. Mesela bir sağlık sigortasında bir online hesabınız varsa girip bakın. Orada bir bar vardır böyle. 1000'i doldurdunuz, 1500'ünü doldurdunuz, 2000'i doldurdunuz. Yıl içerisinde başlıyor. Cebinizden çıkan bütün şeyleri sayıyorlar. O sisteme giriyor. Doktor ücretleri dahil, yani vizit ücretleri dahil. Out of pocket genelde deductible'dan biraz daha yüksek olur. Mesela deductible'ınız 6300 iken out of pocket'iniz 7800 olur. 7800'ü hit ettikten sonra bir daha hiçbir şey ödemiyorsunuz. Doktora gittiğiniz zaman bir şey ödemiyorsunuz. Tamamen sağlık sigortanız ücretsiz dönüyor. Çünkü siz cebinizden ödeyeceğiniz bütün rakamı ödemişsiniz zaten. Belki siz bunu Ocak'ta başladı sigortanız. Mart, Nisan, Mayıs'ta bitirdiniz. Bir daha ondan sonra yılın yarısını ücretsiz devam ediyorsunuz. Yani diyorsunuz ki Ocak, Şubat, Mart'ta kış zamanlarında hasta olun. Ödenmesi gerekenleri ödeyin. Ondan sonra Nisan, Mayıs'tan sonra aralığa kadar istediğiniz kadar doktora gidin, istediğiniz kadar hastaneye gidin. Out of pocket dediğimiz cebimizden çıkan rakamı doldurduğumuz müddetçe hiçbir şekilde ekstra bir para daha ödemiyoruz. Evet. Aynen öyle. O out of pocket limitlerinin şeyi var mı? Biz seçebiliyor muyuz ne kadar olacağını? Tabii ki. Dolayısıyla mesela bronz planda out of pocket en yüksek. 7800'dür genelde. Silver'a çıktığınız zaman out of pocket 6000'lere düşer. İşte gold'a çıktığınız zaman biraz daha düşer. Dolayısıyla bu bronz, silver, gold, platinum planınızı yükselttikçe bütün bu deductible'lar, out of pocket'ler, co-pay'ler, laboratuvar test vesaire ücretleri hep böyle düşer. Az edersiniz. Peki. Ben istiyorum ki
Yolda yürürken başım ağrıdı. Başım ağrıdırken hemen 100 metre ileride bir tane doktor muayenehanesi gördüm. İçeri girip muayene olmak istiyorum. Böyle bir şey yapabiliyor muyum? Eğer urgent care ise, şimdi urgent care'ler var. Yine Türkiye tabiri poliklinikler. Onlara evet, walking. Gün içerisinde, bunlar sabah 8, akşam 9 genelde veya 12 saat çalışırlar. Gördüğünüz urgent care'lere gidebilirsiniz. Randevusuz. Ama bir doktor ofisi, mesela her doktorların bir muayenehanesi olabiliyor. Girdiğiniz zaman evet sizi reddedemezler ama doktorun önceden randevuları vardır. Yani şu an doktorumuz müsait değil diyerek sizi reddedebilirler. Ama doktor... Ondan ziyade hani evet doktorla randevusuz şey değil de benim daha çok gelmek istediğim nokta ne diyorlar ona? In circle mı diyorlar? Şeydeki In network. in network olayı nedir? Out of Evet. network olayı nedir? Ona gelmek istedim ben Aynen. aslında. Şimdi sağlık sigortalarında sigorta firmasının anlaşmalı olduğu doktorlar, hastaneler, sağlık merkezleri vardır. Bunlara in network der sigorta firması. Dolayısıyla sizin bu in network yani anlaşmalı olduğunuz doktorlardan, hastanelerden servis almasını ister sigorta firmaları. Çünkü onunla anlaşmalıdır. Dolayısıyla siz onlara giderseniz, onlardan servis alırsanız sigortanız neyse onu karşılar. Fakat siz mesela Benim gibi yolda giderken bir doktora girdiniz, out of network çıktı. aynen out of network olursa sigorta firmasının karşılamadığı bir doktor veya bir hastane veya bir yerse orası sigortanız orayı çok limitli öder. Poliçenize firmanıza göre değişir. Ya da hiç ödemez. Çok sık sorulan bir soru. Kaliforniya'dasınız. Ailenizle seyahat ediyorsunuz. Gittiniz Evet. New York'a. Evet. Evet. New York'ta geziyorsunuz, tozuyorsunuz. Tak orada başınıza bir şey geldi. Acilen doktora gitmeniz gerekiyor. En yakın sağlık merkezine gidebilirsiniz. Hiç problem değil. Urgent care'e gidebilirsiniz. Hastanenin emergency'sine gidebilirsiniz. Ama durumunuz acilse. Sigorta firmanız Kaliforniya'da, Los Angeles'ta A sigorta firması oradakini Kaliforniya'da başınıza gelmiş gibi öder. Çünkü emergency bu ayrı bir durum. Farklı eyalette olsa, farklı şehirde olsa sigorta planınızın içeriğindeki urgent care veya emergency coverage neyse aynı şekilde orada ondan yararlanabilirsiniz. Ama benim bir başım ağrıyor, bir hafta New York'tasınız ailenizle. Ya ben burada bir doktor göreyim, bir randevu alayım veya işte derseniz o zaman out of network'a gider. Dolayısıyla sigorta firması orada ödemez. Dolayısıyla yine sık sorulan bir tanesi taşınıyor insanlar. Bir yerden bir yere taşınıyorlar. Gittikleri zaman 60 gün içerisinde kanun bu. Bulunmuş oldukları eyaletin sağlık sigorta sistemine kayıt olmaları gerekir. 60 günü geçirmemeleri gerekir. 60 gün içerisinde tamam yine acil vesaire olursa hani ihtiyaçları onları karşılayabilirler. Ama ona dikkat etmeleri gerekiyor. Bazı insanlar bu 60 günü geçiriyorlar. Sigortaları devam, benim sigortam var diyor vesaire hani devam ediyor kullanmaya. Sıkıntı olabiliyor. Başına gelenler oldu yani. Evet. Peki burada hani New York'tan Los Angeles'a, Kaliforniya'dan New York'a taşınma veya seyahat etme olayı bana bir şey hatırlattı, soru hatırlattı. Onu da sorayım. Ondan sonra bir sonraki sigorta bölümüne geçeceğim. Bu. Seyahat sigortası. Seyahat sigortası sağlık sigortasını kapsıyor. Sağlık yani 1 milyon dolara kadar vesaire kapsıyor. Bu konuda hani çok detaylı bilginiz var mı yok mu bilmiyorum ama seyahat sigortası yaparken özellikle uluslararası seyahatlerde çok işe yarıyor. Ben şahsen kendi yaşadım. Uçakta rahatsızlandım. Seyahat sigortam vardı. Pat diye hemen şey yaptılar. Uçaktan inilmez hastaneye gittik. Apandisit problemi vardı. Ameliyat ettiler falan. 50 bin dolarlık fatura geldi. Hepsi, pardon. 30 küsürden yukarıdaydı. Tam olarak bilmiyorum ama hepsini seyahat sigortası karşıladı. Evet. Bununla ilgili ne yapmak lazım? Amerika için de seyahat sigortası yapabiliyor muyuz? Evet. Şöyle seyahat sigortası ben yapıyorum seyahat sigortasını ama şimdiye kadar hep böyle uluslararası seyahat edenler için yaptım. Amerika içerisinde yanlış bilgi vermeyeyim. Tahmini olarak söylüyorum bunu. Olmaz. Seyahat Evet. sigortası yani bir ülkenin içerisinde o zaman herkes yaptırır. Çünkü seyahat sigortası çok ucuz Yaşar Bey.
20-25 dolar alabiliyorsunuz. Evet 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 çok ucuz yani, biliyorum. Ben yani genelde mesela buradan Avrupa'ya giden işte mesela Avrupa Birliği bir ülkesine vize alacaksınız. Vize alırken sizden seyahat sigortası istiyorlar. 1 milyon dolarlık mesela işte buradan Almanya'ya gideceksiniz. Doğru. Ya alıyorsunuz. Çok tavsiye ediyorum. Mutlaka insanlar bunu değerlendirmeli. Uluslararası seyahatlerde çok işe yarıyor. 25-30 dolar alıyorsunuz. 15 gün 2 hafta bir yurt dışında seyahatiniz varsa 1 milyon dolara kadar başınıza bir şey gelse kullanabiliyorsunuz sigortanızı, ama Amerika içerisinde hiç duymadım. Net konuşmayayım. Tahmini söylüyorum bunu. Mümkün olmasa gerek. Çünkü çok ucuz bir sigorta yani seyahat sigortası. Peki. Hemen bir soru. Daha doğrusu bir yorum. En önemli problem diş sigortası. Diş sigortası hakkında ne yapmamız lazım? Diş sigortası aynen öyle. Yani sağlık sigortasından çok çok daha kötü. Kapsam olarak diş sigortaları çok limitli. Diş sigortaları çok ucuz oluyor. Aylık 40 dolar, 30 dolar, 50 dolar diş sigortası alabiliyorsunuz. Fakat diş sigortalarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bu waiting period dedikleri bir şey var diş sigortasında. Yani bekleme süresi. Bir sigorta alıyorsunuz. Kayıt dönemi yok. Diş sigortasını istediğiniz zaman alabiliyorsunuz. Fakat çoğu diş sigorta firması sigortanızı 3 ay, 6 ay, 9 aydan sonra başlatıyor. Yani siz aylık ödemelerinize başlıyorsunuz. Fakat sigortanız asıl karşılamasını işte 3 ay, 6 ay, 9 aydan sonra, eğer bir major kanal tedavisi, işte diş çekimi tarzı böyle gerçekten bir şey ihtiyacınız varsa gidiyorsunuz, sigortanız ödemiyor. Çünkü sigorta poliçenizin bir waiting periyodu var. Diş sigortası alırken insanlar ona dikkat etmeli. Ufacık yazar altta böyle. Waiting period 3 ay, 6 ay, 9 ay. Dolayısıyla bunu diş sigortasını bilen birisiyle alabilirsiniz. Veya almadan önce eğer bir o poliçenin bir waiting periyodu var mı ona dikkat edilmesi gerekir. Sigortanız başlar diş sigortası. Yıl içerisinde her, yani %90 diyebilirim, bütün sigorta firmaları ücretsiz check-up. Yılda bir veya iki defa diş temizleme bir veya iki defa ücretsiz sunar. Bunda waiting period yok. Hemen sigortanızı alırsanız yararlanabilirsiniz. Peki bu waiting period, bekleme süresi her sene sıfırlanır mı? Şöyle, poliçeniz başladıktan sonra. Bir tamam, poliçem başladı. Tamam. Bir sene sürdü. Sigortamı bir sene sonra yenilemem gerekiyor. O hayır, yenileme zamanında bekleme süresi tekrardan sıfırlanıyor mu? Bir sigortasında yok o. Başlıyor sigortanız mesela şu an biz Ekim ayındayız. Kasım 1'de sigortanız başladı. Kasım, Aralık, Ocak. Sonra 3 ayı doldurmuş oluyorsunuz. Şubat ayında başlıyor sigortanız. Bir daha sigortanızı iptal edene kadar bir waiting period yok. Yani yenilediğimiz tamam, zaman devam ediyor. Problem tamam, yok. Tamam. Evet, önemli olan bu 6 ay 9 ay meselesi. Peki o waiting period, bekleme süresi bittikten sonra sigorta normal şartlarda bir diş için gittiğimizde kanal tedavisi yapılacaksa bize 5.000 dolardan 15.000 dolara kadar bir fatura çıkartıyorlar. Ondan sonra da işte bunun işte 10.000 dolarını sigorta karşılıyor diyorlar, 5.000 dolarını ödeyeceksin diyorlar. Evet. Biz de ne yapalım diyoruz? Ya Türkiye'ye gidiyoruz, Türkiye'de yaptırıyoruz ya da çok kötü durumdaysak yani artık yapacak bir şey yok diyoruz, o parayı ödüyoruz. Ama o bekleme süresi bittikten sonra bu senaryo geçerli mi yoksa bütün hepsini sigorta karşılıyor mu? Bekleme süresi geçtikten sonra aynı şekilde planınız neyse bir fatura geldi 15 bin dolar. Sigorta firması neyse %40, %50, genelde %40 veya %50'dir. O oranda ödemesini yapar sigorta firması. Gerisini ödersiniz. Yani şöyle söyleyebilirim ben kısacası, diş sigortalarında sigortalı olsanız dahi cebinizden çıkacak para sağlık sigortasıyla karşılaştırdığınız zaman çok daha fazla olur. Diş Amerika'da çok pahalı, diş tedavisi. Sigortalar da o yüzden kapsamı çok az veriyorlar. Yani ücretlendirmesi de az aylık bedeli. Tavsiye ederim. Çünkü en azından yılda işte temizliğini, check-up'ını vesaire yaptırabiliyorsunuz. Olmazsa diş sigortanız, şunu burada yapan doktorlar şeyler var, dişçiler. Bazı dişçiler kendi programlarını sunuyorlar insanlara. Çünkü diş sigortası çok yaygın değil sağlık sigortası kadar. Çok insanlar almıyorlar çok fazla işe yaramadığı için. Ne yapıyorlar? İşte diş diyor ki mesela benim 200 dolar yıllık bir abone bir planım var. Sen benim müşterim olursan bu 200 dolarlık planın içerisinde
Yılda ben senin işte bir defa temizliğini yaparım, check-up'ını yaparım. Eğer bir dolgun olursa %40'ını ödersin. İşte diş çekimi olursa şu kadar ödersin diye size dişçiler kendileri bir plan veriyorlar. Onu kullanabilirler. Öyle dişçiler varsa etraflarında insanların. Ya da çoğu dişçi diş sigortası olmayan çok insanla da muhatap olduğu için kendileri de biraz sistemi biliyorlar. Ben dişçilerle de çok konuşum aslında. Ben sigortacıyım, yani insanlara hani neyi sunabilirim, neyi tavsiye edersiniz diye. Kaç farklı dişçiden de bu şeyi aldım yani. Çok fazla şey aramadım açıkçası hani diş sigortanın. Hani anlaşma yoluna veya indirim talep edebilirler. Taksit talep edebilirler. Dişçiler buna çok açık yani. Çünkü çok fazla diş sigortası olmayan insan hani müşteriler oluyor. Tedavi eden insanlar oluyor. Ama işveren tarafından sigorta aldıysanız orası farklı. Mesela bir mühendissiniz. Bir firmada çalışıyorsunuz. O firma size sağlık, diş, işte sakatlık, disability, işte hayat sigortası bir paket veriyor. Ve içeriği de güzel oluyor. Onlar biraz daha farklı. Çünkü o diş sigortaları, yani mesela bir şirketin 200 tane çalışanı var. 200 tane çalışanı sigortalıyor sadece bir firmadan. O tarz çalışan mesela sigorta firmaları var. O planların kapsamı biraz daha farklı. Ama siz bu individual and family dedikleri, şahsi, self-employed'siniz, hiç kendi işletmeniz var veya çalışmıyorsunuz, siz özel bir sigorta almak istiyorsunuz. Kendiniz şahsi olarak diş sigortası aldığınız zaman veya sağlık sigortası kapsamı diğerine göre daha az oluyor. Mesela sağlıkta bile bu fark var. Bazı tedavileri çok 2-3 tane söyleyebilirim. Mesela işte yani birkaç bir şey var. İsmini hatırlayamadım şimdi. Eğer çalışan tarafından verilen sigortaysa o karşılıyor. Aynı sigorta firması. Ama siz şahsi özel olarak aldıysanız sigorta firmasından karşılamıyor gibi. Dolayısıyla eğer işveren tarafından verilen bir sigortaysa o diş sigortası veya sağlık sigortası kapsam olarak daha iyi olabilir. Evet. Şimdi fark ettim de çok az kişi beğenmiş ve paylaşmış videoyu. Seyreden arkadaşlar beğenin, paylaşın. İnsanlar faydalansın. Pazar sabahı evet. Oldu. Gerçi yok öyle. Olamaz. Yok arkadaşlar çok içten bir şekilde gerçekten paylaşıp beğenilerini yapıyorlar. Evet. Ama onlardan da çok teşekkür ediyorum onlara da. Peki şimdi ikinci dosyayı da kapattım. Üçüncü dosyayı açıyoruz. Üçüncü dosya biraz benim alanıma da giriyor. Hayat sigortası. Evet. Hayat sigortası ile ilgili bize önce bir genel bilgi verin. Peşinden de soruları, aklıma gelen soruları size sorayım. Hayat sigortası iki farklı. Alana böleceksek mesela biz hayat sigortasını, iki farklı şekilde hayat sigortası alınabiliyor. Bir tanesi term dedikleri, term life insurance. Term yani belirli bir süre içerisinde sigortalının vefat etmesi halinde sigorta firmasının poliçesi neyse rakamı o oranda işte poliçedeki beneficiary dedikleri, işte bu çocuklar olabilir, eşi olabilir vesaire, onlara bir ödeme yapması. Mesela term life şöyle oluyor basit bir şekilde: 30 yaşında birisi term life insurance alıyor. İşte 1 milyon dolarlık 20 yıllık bir term life. Term life'ler şöyle oluyor: 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl süresince alabiliyorsunuz. Sigorta firmasıyla anlaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki sigorta firması sizi bir testten geçiriyor. Diyor ki 30 yaşında işte 1 milyon dolarlık 10 yıllık term life hayat sigortası şu aylık ödemesi. 20 yıllık şu, 30 yıllık şu. Bu şu demek: bu 10 yıl veya 20 yıl, 30 yıl içerisinde sizin başınıza bir şey gelirse, bir vefat olursa, bir vefat hadisesi olursa, sizin poliçenizde kimler varsa sigorta firması onlara ödeme yapıyor. Mesela genelde insanlar çocuklarını ekliyorlar, işte eşini ekliyorlar. Eğer mesela borçları varsa, anlatabildim mi? Mesela geride borç bırakmak istemez insanlar. Dolayısıyla sigorta life insurance yaptırıyor ki insanlar o riski sigorta firmasına veriyor. Bir şey olursa arkada kalanlar mağdur olmasın diye. İnsanların çocukları var, işte eşi var veya mortgage yaşar ve insanlar ev alıyorlar 30 yıl. İşte 500 bin dolar, 1 milyon dolar borç altına giriyorlar. Ödemeye başlıyorsunuz. 3. yılda bir şey oluyor. Hani eğer hayat sigortanız varsa, ki bazı mortgage firmaları da hayat sigortasını zorunlu tutar garanti olması açısından. Sigorta firması, mortgage'ınızı ekliyorsunuz sigorta poliçenize. Bütün borcunuzu kapatıyorsunuz. Eşiniz, çocuklarınız borcu olmuyor. Dua ediyorlar o zaman. Diyorlar ki
Önden gitsin de rahat edelim. Yani orta olmayan bir evde yaşamaya devam ediyorlar. Veya o rakamı yüksek tutuyorsunuz siz. Eviniz ödeniyor. Aynı zamanda çocuklarınız 18 yaşına kadar, 20 yaşına kadar bütün okul masraflarını veya üniversite masraflarını sigortanız ödemiş oluyor gibi. Hayat sigortasında term life'da o riski alıyorsunuz. Çok seyahat ediyorsunuz, businessmensiniz, işte bir şey olur diye, hani başınıza bir şey gelir diye. Çok business borçlarınız var. Veya term life'ı şöyle yapıyor insanlar, ortaklıklar var. Business ortaklıkları, iki ortak. Ortaklardan birinin başına geldiği zaman ne oluyor? Diğerinin ortağının ailesi devreye giriyor. Bu ortaklar ne yapıyor? Birbirlerinin hayat sigortası yapıyorlar. Çapraz. Yani beneficial olarak. Başına bir şey gelirse ortaklardan bir tanesi, sigorta firması ödeme yapıyor. Onu aileye evet. veriyor. Bütün şirketin sahibi olmuş oluyor. Dolayısıyla bu şekilde olay çok kolay çözülüyor. Gibi. Evet. Term life o şekilde dizayn edilebiliyor. Yani işte o riski alma adına. Bir de ikincisi birikimli hayat sigortası. Türkçe tabiriyle. İşte buna whole life deniyor. Universal life deniyor. İşte farklı çeşitleri var. Ama kısacası hem hayat sigortası. Yani vefat hadisesi sonrasında bir ödeme yapılacak bir miktarı oluyor sigorta poliçesinin. Aynı zamanda birikim yapıyorsunuz. Yani o rakamı siz belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben aylık 300 dolar, 500 dolar, 1000 dolar neyse ödeyerek, para biriktirerek aynı zamanda bir hayat sigortası sahibi olmak istiyorum diyorsunuz. Dolayısıyla aylık ödemeye başlıyorsunuz. Hem poliçenizde bir hayat sigortası kısmı olduğu gibi aynı zamanda bir cash value dedikleri bir birikim kısmı oluyor poliçenin. Yani bir kumbara gibi bir taraftan para biriktirmeye başlıyorsunuz. Yıllar sonra bu birikimli olan hayat sigortasının şeyi yok. Yani bitiş tarihi yok. Term'de 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl var. Term life insurance aldınız. 30 yılda 30 işte 30 yaşında başladınız. 61 yaşında vefat ettiniz. 30 yıllık term life'ınız vardı. 30 sene life insurance ödediniz. 1 dolar sigorta firması vermez size. Eğer 61 yaşında vefat edersiniz. Niye? Çünkü o süre bitmiş artık. Sigortanız bitmiş. Ama whole life kısmında veya universal life birikimli hayat sigorta kısmında hayat boyu devam ediyor. Ölesiye kadar. Aynı zamanda sigortanın bir birikim kısmı oluyor. Onu siz acil işte bir cash, bir paraya ihtiyacınız olduğu zaman işte down payment bir ev alacaksanız veya emekliliğinizde ilave bir income olarak ona hani supplemental retirement income deniyor. Hani additional bir income olarak poliçenizden aylık yıllık o yıllar boyu biriktirmiş olduğunuz paranızı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda ne zaman vefat ederseniz poliçenizdeki o rakam neyse death benefit deniyor ona. Poliçenizdeki varisler, beneficiary'leri, çocuklarınız, işte eşiniz vesaire onlara ödeme yapılabiliyor. Peki burada hemen araya gireyim. Hem de soru geldi. Soru şu. Ne kadar para ödüyoruz aylık? Sigorta ortalama ne kadardır? Evet. Bay, bayan, yaş, sağlık durumu, eyalet. 5 farklı etken var. Eyalet. Eyaletin ne özelliği var? Riske göre değişiyor. Mesela sigorta firması o eyalette ölüm oranının yüksek olduğunu hani yüksekse mesela ona göre fiyat veriyor. Bu araç sigortalarında da öyle mesela. Hani risk sigorta firmaları o bölgede ne kadar çok kayıp yaşadıysa ona göre teklif verirken az veya yüksek veriyor. Hayat sigortasında da böyle. Şunu tavsiye ediyorum. Hayat sigortası düşünen insanların mutlaka bir yaş bir yaştır hemen almaları. Çünkü sigorta firması size hayat sigortası yaparken sizi ücretsiz check-up'tan geçirir. Evinize bir hemşire gönderir. Kan idrar tahlili yapar. Bir hafta 10 gün sonra sizin sağlık durumunuz ortaya çıkar. Sigorta firması size ona göre fiyat sunar. Dolayısıyla mesela işte kolesterol vesaire hani böyle zaten red de alabilirsiniz. Bazı sigorta firmaları sizi reddedebilir. Eğer böyle devam eden işte bir hastalığınız varsa veya test sonucu sıkıntılı bir durumunuz ortaya çıkarsa reddeder başvurunuzu veya fiyatı yüksekten verir. Kişiye göre değişir, sağlığına göre değişir. Kilo mesela kilolu insanlarda daha pahalı çıkıyor. Ama şöyle örnek verebilirim. İnsanların kafasında en azından bir şeyler oluşması adına term life çok daha ucuz oluyor. Whole life, hayat boyu birikim olan daha pahalı oluyor. Term life'da 20-25-30 yaşında genç birisinin
sağlıklıysa, sigara, alkol kullanmıyorsa, bunlar da çok önemli. Sigara kullanıyorsanız çok daha yüksek. Sigorta firması sorar. Zaten anlar sizin test sonucunu. Mesela sigara, alkol kullanmıyorsanız, sağlıklı birisiyseniz, 20-25 yaşlarında birisiniz, 1 milyon dolarlık hayat sigortasını aylık 15-20 dolar alabilir. 15-20 dolar, 30 dolara 1 milyon dolarlık aylık ödemeli hayat sigortası alabilir. Ama 40 yaşında, 45 yaşında, 50 yaşına gelen birisi sigara kullanıyorsa aynı sigortayı aylık 300-400 dolar alır belki. Peki hemen bir soru var. Sigorta yaparken ölüm sebebi önemli mi? Poliçede dikkat etmemiz gereken nedir? Sigorta firmasına göre değişir ama en önemli nokta ilk 2 yıl içerisinde intihar hadisesinin olmaması. Kasıtlı bir ölüm olmaması. İlk 2 yıl içerisinde böyle bir şey varsa sigorta firması ödemez. Bunun haricinde normal bir ölüm olursa, yani kasıtlı olmayan, kaza da olabilir. İşte uçak kazası, trafik kazası vesaire. Veya hastalığın olduğu insanlar, işte 2 yıldan sonra bir şey oldu, ölümlü bir hastalık oldu. Sigorta firması öder. İlk 2 yıl önemli. İlk 2 yıl içerisinde yani kasti bir işte intihar tarzı bir vefat olmaması gerekiyor. Ödeme yapmamalı. O şekilde ödeme yapılmaz yani. Peki benim bildiğim bir şey var. Mesela ben sigorta yaptıracağım zaman o sigorta poliçesini hazırlayan kişi geliyor. Formları imzalıyoruz. Bir çek yazıyorum ben, ona veriyorum. O dakikadan itibaren ben sigortalı oluyorum. O çeki bankadan alsınlar almasınlar fark etmiyor. Ben çeki verdiğim andan itibaren sigortalıyım. Sigorta poliçesini yapan kişi gitti. Ben evde otururken kalp krizi geçirdim, küt gittim. Sigortalı olarak kabul ediliyorum. İki farklı şey var orada. Evet, bir öylesi var. Yani poliçe işi olmadan, poliçe basılmadan siz onu kabul ettiğinize dair imzayı attıysanız ve ödemeyi yaptıysanız, çünkü bu underwriting dedikleri bir term, şey var, bir süre var. 2 hafta, 3 hafta sürebiliyor, 1 ay. Ama siz beklemek istemiyorsunuz, hemen sigorta olmak istiyorsunuz. Hemen parayı ödeyip hemen imza attığınız zaman evet, o süre içerisinde bir şey olursa sigorta oluyorsunuz. Başvuru yaptığınız rakam, poliçe limiti neyse o şekilde sigorta firması ödeme yapıyor. Ama ikinci bir opsiyon var. Başvuru yaparken ücret ödemiyorsunuz. İmzaları atıyorsunuz. İşte bu underwriting süreci başlıyor. Sigorta firması sizin işte risk analizinizi yapıyor. Raporlarınız geliyor. Ondan sonra size offer veriyor. Sizin offer'ı kabul etmeniz lazım. Ücreti ödemeniz lazım. İşte o süreden önce bir hadise de, yani başvuru süresince bir hadise olursa ödeme yapmaz sigorta firması. Anladım. Şimdi o zaman iki çeşit sigorta var. Birisi term life insurance. Öbürü de universal veya whole life insurance. Buradaki aradaki fark, bir tanesinde ödüyorsun. Araba sigortası gibi sana geri dönüşüm yok. Yok. Ama ücreti, aylık ödemesi düşük. Evet. Diğerinde whole life'da, universal'da aylık ödeme belirlendiği zaman ödüyorsun. Ölmedin, hayattasın, yaşıyorsun. Belli bir süre sonra o term life insurance'da biriken parayı geri alıyorsun. Evet, o biriken para sigorta firmasına göre değerleniyor. Mesela sigorta firması onu yatırım yapıyor farklı yerlerden. Hani banka, yani şey gibi. Mesela bir sigorta firması, iki farklı sigorta firması var. İşte stock sigorta firmaları, bir de mutual. O çok detaya giriyor. Ama sigorta firmaları bu poliçe policy holder'lardan toplamış olduğu paraları değerlendiriyor. Ki onları büyütüp hani %6, %7, %8 oranında paranızı sizin büyütüyor. Dolayısıyla siz 20 yıl içerisinde hesabınıza belki 20-30 bin dolar yatırdıysanız sonrasında daha fazla alabiliyorsunuz. Alo. Sesim geliyor mu? Alo.
Evet, küçük bir teknik arıza oldu. Sesim geliyor mu? Küçük bir teknik arıza oldu İlker Bey. Sesim geliyor mu şu an? Geliyor, duyuyorum. Tamam. Evet, en son bölümü şey yapalım. O son 2 dakikalık bölümü tekrardan alalım. Bu sigorta firmaları o vermiş olduğunuz yani aylık ödemelerinizi yapmış olduğunuzdan dolayı o rakamı değerlendiriyor. Size yansıtırken yıllık mesela ki siz $1000 sigorta firmasına ödeme yaptınız. 20 yıl boyunca $20,000 ödeme yaptınız. O $20,000 değil belki size $30,000, $35,000, $40,000 olarak geri dönüyor. Çünkü sigorta firması zamanla aynı zamanda o parayı değerlendirdiği için size geri dönüşümü daha yüksek veriyor. O şekilde. Evet. Birikimli hayat sigortasında. Anladım. Tabii ikisi de birbirinden farklı. Bir tanesinde hepsini ödüyorsun ama şey yapmıyorsun, geri dönüşümü olmuyor. Öbüründe ödüyorsun, birikimli bir şekilde geri dönüşümü oluyor ama ikisinin de süre içinde, yani 30 sene diyelim, 30 sene içinde vefat anında ne kadarlık bir sigorta yapıldıysa o para geride kalan kişilere veriliyor. Aynen öyle, evet. Peki, bu hayat sigortası, ben şahsen kendi hem müşterilerime, tanıdıklarıma, çevremdekilere kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapmaları gerekiyor. En azından term life insurance yapmaları gerektiğini söylüyorum. Mutlaka yapsınlar diye. Çünkü ne olup ne biteceği belli değil. Yarın her şey olabilir. Hele bir de arkada kalanlar başka böyle bir sıkıntılarla karşılaşmaması için en kötü durumda. Özellikle yemek gelir kazanan kişi, evin geçimini sağlayan kişiye bir sıkıntı olursa ondan sonra kalacak kişiler ciddi sıkıntılar yaşayabilirler. O sıkıntıyı yaşamamaları için ben kesinlikle en azından term life insurance'ı nereden baksak $500,000 da minimum bir $500,000, $1.5 milyon kadar artık ne kadara güçleri yetiyorsa muhakkak yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Evet, evet aynen öyle. Peki şimdi 3 tane sigortadan bahsettik. Bir oto sigortası, bir sağlık sigortası, bir de hayat sigortası. Bunların haricinde bize bir şu sigortada mutlaka herkesin bilmesi lazım diyeceğiniz bir sigorta çeşidi var mı? Ticari sigortalar. Yani en fazla yaptığım sigorta alan çeşidi de ticari sigortalar. Yani iş sahibisiniz. Ufak bir işletmeniz var. Mesela işte en yaygın olanıyla İşte e-commerce, internetten satış yapıyorsunuz. Ufak bir işletmeniz var. Burada mesela en yaygını general liability dedikleri. Bir liability insurance. Mutlaka her şirketin ufak, büyük. Ben tavsiye ediyorum. Niye? Çünkü bir şey satıyorsunuz. Online ticaret yapıyorsunuz. Sattınız. O müşteri zarar gördü sizin ürününüzden. Sizin şirketinize dava açabilir. Uğraştırabilir yani. Başına bir şey gelse, hani elektronik bir ürünse elinde patlasa veya şimdi Amerika'da çok bu dava olayları özellikle bu hukuksal ticari sektörde çok fazla. Avukatlar nerede imkan var hani ona bakıyorlar. İnsanlar da anlaşıyorlar. Avukatlar sonra şirketinizle uğraşıyor sizin. İşte orada bir general liability. Şirketinizin bir sigortası yoksa çok sıkıntı çekersiniz. Bir general liability insurance alınmalı. Mutlaka must yani. Bir şirketiniz varsa ufak büyük bir general liability insurance alınmalı. Sonra şirketinizde çalışan birden fazla çalışanınız varsa orada artık LLC, S-Corp, C-Corp'a göre kanun eyalete göre değişebilir. Workers compensation, çalışan sigortası. Çalışanınız, bir restoranınız var. Kebap pişiriyor arkada. Ayağına bir şey oldu. İş yaparken size dava açabilir. Eğer bir workers compensation'ınız yoksa çok sıkıntı yaşarsınız. Peki bunlar çok maliyetli sigortalar mı? Bu business, iş ticaret sigortaları çok maliyetli mi? Yoksa böyle korkulacak bir rakam yok yani güzel bir şekilde sigorta yaptırabilirsiniz diyebileceğiniz rakamlar mı? Hem evet hem hayır. Şöyle, şirketiniz tabii büyüklük oranına göre o rakamlar belirleniyor. Hacmine göre. Satış oranı yıllık $1 milyon olan bir şirketle $100,000 olan şirket arasında fark var. Çünkü risk oranı daha fazla olduğu için sigorta firması ticari sigortalarda general liability daha yüksek fiyat verir. Çünkü daha fazla insana siz servis veriyorsunuz diye riskli görür sizi. Veya
en önemli etken yapmış olduğunuz, yani iş yapmış olduğunuz alan. Mesela bir restoranda bile içerik olarak bir fast food restorantıyla bir dining restorantı arasında fiyat farkı var. Niye? Risk dining'de daha fazla. Garson geliyor, servis yapıyor vesaire. Ama fast food'da içeri çok gelen giden olmuyor. Çünkü içeride birisi kaysa, düşse size dava açılabilir. Orada mesela yer temizlemişsinizdir. Kaymıştır. Sizi dava açar mesela. Bir şey gelir başına. Hani dining restaurantta risk daha fazla. Yıllık 400 dolara 500 dolara. Aylık en son daha ben cuma günü bir general liability insurance yaptım. Aylık 45 dolar aylık ödemesi. Yıllık 500 dolar. Bir şey değil yani. Kimsenin korkup da böyle değil. Ben bunu yaptırmayacağım demesinin bir sebebi yok yani. Aynen. Ama aylık 100, 200, 300, 400 dolar ödeyen firmalar da var. Bunda sigorta, bunda şirketinizin alanı, yapmış olduğunuz iş, riski belirleyen etkenlerden bir tanesi. Bir de hacmi. Ona göre sigorta firmaları fiyat verir. Workers compensation'da da, çalışan sigortasında payroll rakamınız önemli. Ne kadar payrollunuz yüksek ise, kaç tane çalışanınız varsa o payroll'a göre sigorta firmaları teklif verir. Payroll oranınız düşükse workers compensation'ınız daha düşük olur. Aynı şekilde işçinizin yapmış olduğu risk alanı. Peki İlker Bey, siz hangi eyaletlerde hizmet veriyorsunuz? Hangi eyaletlere hangi hizmetleri veriyorsunuz? Evet, Kaliforniya eyaletinde bütün sağlık, bütün sigortaları, araç, ev, ticari sigortalar, sağlık, hayat sigortaları vesaire. Yukarıdan Oregon, Washington eyaletlerinde sağlık ve hayat sigortası hariç bütün sigortalar. Araç sigortası, ev sigortası ve ticari sigortalar. Arizona, Nevada, Texas, Colorado, daha çok Batı Amerika kısmında. Yine araç, ev, ticari sigortalar, sağlık, hayat değil. New Jersey, oradan bayağı bir biz telefon alıyordum ben. Oradan lisansımızı aldık. New Jersey eyaletinde araç, ev, ticari sigortalar yapıyoruz. Sağlık, hayat sigortası yok. O şekilde New Jersey, Texas, Arizona, Nevada, Colorado, California, Oregon ve Washington. Bu eyaletlerdeyiz. Lisans almak çok zor değil aslında Yaşar Bey. Başvurup alabiliyorsunuz. Fakat ondan sonra iş takibi biraz hani önemli. İnsanlar sağ olsunlar arıyorlar. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar servis vermeye çalışıyoruz. Ama şu an için buralar. İlerleyen zamanlarda hedefimiz var. Farklı yerlerde açılmak adına. Peki kadar. Size nasıl ulaşabilir arkadaşlar aramak istediklerinde? Nereden ulaşsınlar? Benim şu an Facebook'tayız biz. Facebook bir şahsi, ya yani işle alakalı kullanmış olduğum bir sayfam var. Evet. İlker Yıldız Insurance Broker yazdığınız zaman oradan direkt Facebook sayfamı like edebilirler. Oradan mesaj atabilirler. Paylaşımlarımı zaman zaman görebilirler sigorta alanında. İlker Yıldız dediniz, İlker Yıldız? Insurance Broker, sigorta broker. Insurance Broker yazdıkları zaman Facebook sayfamı like edebilir insanlar. Evet, tıkladığınız zaman bilmiyorum geliyor mu? Aynen, insurance bu şekilde. Sayfamdan ulaşabilirler. Telefon numaramı verebilirim. Telefon numaramdan WhatsApp üzerinden ulaşabilirler. Onu da alalım, telefon numarası. 213-273-64-10 213-273-64-10 213-273-64-10 Evet, benim cep telefon numaram. E-mail adresimi de verebilirim arzu edenler için. E-mail adresinizi de yazalım hemen, bir saniye. Bunu da alayım. Ben yazayım şurada şimdi. ilker@greatparkinsurance Ajantamızın ismi greatparkinsurance.com. E-mailden de ulaşabilirler. Aynen bu şekilde. Evet. Çok değerli bilgiler aldım. Ben şahsen bilmediğim 4-5 tane konu çıktı. O konuları da artık ben bilgi dağarcığıma eklemiş oldum. İnşallah birçok kişiye de faydalı olmuştur bu bilgilerimiz. En azından böyle bir konunun eminim buzdağının görünen yüzünün üzerine tıkladık. Daha
bayağı bir her kendi sigorta dosyasının kendine göre belki saatlerce anlatılabilecek konuları vardır. Ama 3-4 ayrı sigorta ile ilgili bilgi vermeye çalıştık. İlker Bey bize bu konuda yardımcı oldu. Hayat sigortası, sağlık sigortası, araba sigortası ve ticari sigortalar üzerine. Seyrettiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İlker Bey, size katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Videoları paylaşmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Bu zaten YouTube'a da koyacağım bu videoyu. YouTube'da da yayınlayacağız. İnşallah hayırlı ve faydalı olur insanlara. Elimizden gelen bu. Evet, aynen. Çok teşekkür ederim Yaşar Bey. Programınızı ilk konu olmak ayrıcalıktı. Umarım dediğim gibi. Teşekkür ederim. Bundan sonraki konuklarımız bakalım bundan cesaret alıp katılacaklarsa onları da koyacağız. Ben birkaç defa böyle anons ettim. Pazar günü program yapıyorum. Katılmak isteyenler varsa mutlaka gelsin katılsınlar falan diye ama en sonunda İlker Bey tamam ben katılayım dedi. Böyle güzel bir program oldu. Efendim vaktiniz için teşekkür ediyorum. Seyredenler inşallah faydalı olmuştur. Size de çok çok teşekkür ediyorum. İlker Bey'e ulaşabilirsiniz. Telefon numarası ve e-mail adresi şu anda görünüyor. Artık o da muhakkak elinden gelen yardım yapacaktır size. İhtiyaçlarınızı karşılayacaktır sigorta konusunda. İyi bir hafta sonu diliyorum. Güle güle. İyi günler. Sağ olun.